2000 metredeki çevirme köyüne geldik. Burada geldiğimiz araçlarımızdan eşyalarımızı indirdik ve şimdi katırlara yüklenecek eşyalar. Biz de yavaş yavaş Montis ana kampına doğru 3350 metreye doğru yükseleceğiz. Bugün aslında genel gözlemim en zorlu günlerden biri. Hem alınan irtifa fazla hem de yolculuk başında yürüyüş uzun, yaklaşık 5 saat, 5,5 saatlik bir yürüyüşten bahsediyoruz. Çok ağır, yavaş yavaş, alışa alışa yükseldiğimiz bir yürüyüş olacak. Ağrı Dağı Türkiye'nin en görkemli dağlarından bir tanesi. Koskocaman bir Doğu Beyazıt platosunda İran sınırına yakın tek başına ayakta duran devasa bir kütle. Şu anda hemen onun eteklerindeki ana kamplardan birindeyiz. Burada bulunduğumuz alanın oluşumunu Afrika kıtası ile Avrasya kıtasının çarpışmasına borçluyuz. Aslında bunun bir önemi buranın aktif bir volkanda olması aynı zamanda. Türkiye'nin bütün dağları iklim değişikliğinden etkileniyor. Türkiye'deki bütün buzulları gözleme şansım oldu son 37 yıldır ve bu 37 yılda da Türkiye'deki bütün buzulların ciddi anlamda eridiğini çok net bir şekilde görebiliyorum. Maalesef burada yaklaşık 12 yıldır gelmiyorum ama 12 yıldan bu yana gördüğüm kadarıyla acı bir tablo var. Yukarıdaki buzulların çoğunu buradan erimiş olarak görüyorum. Yukarıya gittiğimizde çok daha net olarak göreceğiz. Ama iklim değişikliği tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'deki dağ buzullarını da olumsuz bir şekilde etkiliyor. Arçelik ekibi olarak, liderlik ekibi olarak 2011 yılından itibaren dünyanın yüksek dağlarına tırmanarak iklim değişikliğine ve sürdürülebilirliğe, dünyanın mücadelesine dikkat çekmeye çalıştık. Bugün Ağrı Dağı'ndayız. 3200 metrelik kamptayız. Dünyanın her yerinden Arçelik'te çalışan arkadaşlarımla birlikte Ağrı Dağı'nın zirvesine çıkmaya çalışıyoruz. Gerçekten zor bir zirve. Arkadaşlarımın birçoğunun dağcılık tecrübeleri de yok ama hep birlikte hem doğaya dönmüş durumdayız pandemi sonrası. Birlikte zaman geçirebiliyoruz ve ekip olarak da zirveye çıkmayı denemenin keyfini yaşayacağız. Bu benim ilk tırmanışım değil. 10 yıl önce yaşadığımda ilk deneyimimdi. Hiçbir bilgimiz yoktu dağcılık konusunda. Yine bu ekiple beraberdik. Onlar bize dağa nasıl tırmanılır, dağ nedir onu anlatmışlardı ama anlatılanla yaşanan arasında fark var. Doğayı seven herkesin ben bu deneyimi yaşarken çok mutlu olacağını düşünüyorum. Aslında biraz acı çekiyorsunuz. Sıkıntılarınız oluyor. Fakat ne oluyorsa o expedition'ı bitiriyorsunuz. Sonra bir daha gitmek istiyorsunuz. İklim değişikliği konuları konuşulurken aslında sanki insanı bir tarafa bırakıp da sadece çevreyi, doğayı tartışıyor gibi geliyor ama baktığımız zaman bu iklim değişikliğinden en çok etkilenen bizleriz. İnsanlar etkileniyor bundan ve gelecek nesiller etkilenecek. Bu sabah erkenden kalktık ve aklimatizasyon çıkışımız için hazırlanıyoruz. Aklimatizasyon çıkışları yüksek uyum tırmanışları aslında Türkçe olarak. Ve yüksek dağların olmazsa olmazı, vücudun yüksek irtifa fizyolojisinde gerekliliklerinden bir tanesi. Basitçe yükseğe çık ve alçakta uyu prensibiyle çalışan bir tırmanış silsilesi bu. Yüksek dağlarda daha sık tekrarlanıyor farklı irtifalar arasında. Ağrı Dağı'nda ise bir kez yaptığımız bir tırmanış. Bugün 4200 metredeki ikinci kampımızda yüksek kamp diyoruz biz oraya. Ana kamptan 3350 metreden hareket edeceğiz ve tekrar 3350 metreye umuyoruz sağ salim geleceğiz. Bu iş bizim yarınki 4200 metreye yerleşmeye gittiğimiz çıkışımızda çok işimize yarayacak. Ekip ruhu çok iyi. Ön hazırlık aşamasında birlikteydik. İlk defa dağda olan insanlar var. Bugüne kadar da birkaç zor koşul yaşadık. Yağmur yaşadık, uzun yürüyüşler yaşadık. Hani ona rağmen inanılmaz güzel, keyifli bir tırmanış oluyor. Benim için önemli olan sınırları zorlamak. Bu benim ilk deneyimim. Ne yapacağımı, nereye kadar bunu götürebileceğimi bilmeden ben bu yolculuğa çıktım. Bence en büyük heyecanı da o. Şu
Şu an 3300 metredeyiz. Bundan sonra bir 4300 metre tırmanışı var. Şu ana kadar açıkçası gayet keyifli tırmanış oldu. Buralarda olmak, tabiatı daha yakından hissetmek çok kıymetli diye düşünüyorum. Hopefully inşallah tomorrow we will be at just under 5200. We should have beautiful weather tomorrow for the summit. Also full moon, which should be really nice to see. Kampımızı tırmanış için terk edeceğimiz gün sabah erkenden kalktık. Hedefimiz 4200 metredeki yüksek kampa zirve tırmanışı için yerleşmek. En hareketli anı bence ana kampın. Ana kamp konforunu terk etmek tabii herkes için çok güzel değil. Yukarıda çünkü bizi çok yüksekte, kayaların arasında böyle kartal yuvası gibi biraz da tozlu, kayalık ve pis bir kamp bekliyor. Konforsuz bir gece olacağı kesin ama katılımcılarımızın hepsini bu konforsuzluğa, yüksek irtifanın etkilerine aklimatizasyon tırmanışıyla hazırlamıştık. Bugün de yerleşmeye gidiyoruz. Moment, I am totally satisfied with myself because for me it's already a dream come true. I can imagine if I will manage to go up, I will be like utterly happy. And I'm really also happy because I had some symptoms of high altitude sickness and now they are gone, even though we are right now at 4,100 meters. So for me it's like a relief. Sanırım sıvı eksikliğinden veya mineral eksikliğinden bacaklarıma kramp girdi. Genelde zaten ilk günün sonunda çadırda kramp girer birçok kişiye. Ama benim yolda girdi. İki bacağıma birden girdi. Ben çok geride kaldım. 3-4 arkadaşım da benimle beraber kaldı. Onlar masaj yaptı bacağıma. İlaç sürdüler. Ben artık oradan dönerim diye düşünürken tabii onların da verdiği cesaretle tekrar çıkmaya devam ettim. Sakalin, sakalin, kamoya. Kamoya 4200 metredeyiz. Yüksek kamptan tırmanışa başlamak üzereyiz. Bayağı hareketli bir akşam. Gecenin bu saatinde saat yaklaşık 1.30. Muhteşem bir dolunay var havada. Geceliğin çadırlarda yatarken hava bir sürpriz yaptı. Bayağı bir kar ve dolu yağdı. Şu anda Ağustos ayındayız. Buna rağmen bu irtifalarda bu çok normal. Hatta bizim işimizi kolaylaştıran da bir şey. Hava çünkü çok yumuşadı. Hem de patikalar biraz daha tozsuz, güzel, rahat olacak bizim için yürümek için. Birazdan tırmanışa başlayacağız. Zirvede olmak güzel bir şey. Kramponları giyip buzluk üzerinde yürümeye başladığımız zaman 5000 metrelerde sanki doğanın oksijeni boşaldı. Daha önceden çıkışımda da karşı karşıya kaldım. İnanılmaz zorlu bir yürüyüş başladı. Her attığınız adım bir eziyet. Nefes almak istiyorsunuz, nefes alıyorsunuz ama vücudu çalıştırmıyor o nefes. O noktadan sonra tabii biraz zihinsel bir oyuna dönüşüyor diyeyim. Oldukça sert bir tırmanış. Çok hızlı yükselen bir arazi.
çok kayalık ve gerçekten o kayalık yüzeyde basacağınız yeri bulmak, bir sonraki adımınızı planlamak bile çok ciddi bir konsantrasyon, fiziksel güç gerektiriyor. Ve adım adım gidersek o kayalığın peşinden ciddi bir karlı yüzey, onun peşinden de bir buzul başladı. Tabii en sonunda zirve anı tüm yorgunluğu unutturdu hepimize. It was so horrible in the night. I don't know where I can go or why I should go, but only go slowly, slowly. That's the main theme of this actually, this summit things. The team that prepared us was very professional, so they advised us very correct clothes, and also a local team here, Monty's team, always advising us what kind of clothes we should take with us in a backpack, in the duffel bag. So it is, the organization is on high level that really helps us. I never climb any mountain, and this is the first one, and I'm climbing it. So this is something very amazing. The view, the sceneries, the weather, everything is very great. Zirveye gerçekten yaklaştığınızı hissedene kadar doğayla sürekli bir mücadele içinde devam ediyorsunuz. Ama en son hani kramponları bağladığımız noktayı görüp zirveyi de gördükten sonra açıkçası vücuttaki tüm yorgunluklar, tüm belirsizlikler hepsi ortadan kaybolmuş oluyor. Çünkü artık tamamıyla karşınızda görünen bir zirve var. Yani orada mantalite olarak ben bu işi artık bitirdim, ben bunu yapabilirim. Artık buraya kadar geldikten sonra onu tamamlayabilirim düşüncesiyle birlikte yavaş yavaş hareket etmeye başlıyorsunuz. Oraya ulaşana kadar ki 2-3 günlük maceranın sonunda bunu bir takım olarak başarmış olmanın vermiş olduğu haz çok büyük. Hala yani bu mutluluğun sarhoşluğu içindeyiz diyebilirim.